Yazgülü Aldoğan, Cumhuriyet Gazetesi. Enkazdan tek kurtuluş seçim. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve ardından 7.6'lık iki deprem 10 ili yıktı ve birkaç saniye sürdü. Ne büyük felaket. Daha büyüğü var. 20 yıldır iktidarını sürdüren ve son yıllarda meşruiyetle kazandırdıkları tek adam, tek karar, tek yönetime dayanan ucube cumhurbaşkanlık sistemi bu sistem bütün ülkeyi felç etti. Ülkenin layıklık, adalet, eğitim, demokrasi, şehirleşme, ekonomi gibi bütün fay hatlarını sarstı, yıktı. Yakın çevreleri ve biat edenlerden oluşan liyakatsiz bir grupla bütün kurumların bürokrasinin üzerine çöktüler ve çökerttiler. Rant yaratıp paylaşma telaşından ülkeyi yönetemiyorlar. Ekonomi ve tarımın hayvancılığı çökertmişlerdi. Afette gördük asıl afet afatmış. İlk iki gün şaşkınlık ve atalet, insanlar göçük altında kalmış, sağ kalanlar yardıma gelenler çırpınırken yetkililer saraydan emir bekliyor. Asker, sivil yardım ekipleri sahaya indirilmiyor. Kim bilir kaç can gitti o iki günlük şaşkınlık döneminde. Yardım kurtarma ekibi taşıması gereken uçaklar battaniye taşıdı. Yardım tırlarının üzerindeki ve içindeki kolilerin etiketleri değiştirilecek diye saatler kaybedildi yabancı ülkelerden yardıma gönderilen arama kurtarma ekipleri burada kaos var çalışamıyoruz. Hükümet canlılar varken enkaz kaldırma çalışmalarını başlattı. Bu cinayete ortak olamayız diye işi bırakıp gitti. Her şeyi afat eliyle devlet kontrolünde olacak dediler. Tek gerekçe kontrol değil. İmaj başkasının kurtardığı canlının önüne afat kıyafetiyle göçüp poz verdiler. Millet İttifakının belediyeleri değil, Cumhur İttifakı yaptığı algısı yaratmak seçime yatırım. Devlet enkaz altında. Günler geçip enkaz altından depremzedelerle birlikte devletle de kalınca bu kez fikir değiştirdiler. Bu koşullarda seçime gidilirse iktidardan da giderler. Depremde seçimin sırası mı propagandası başladı? Eğitim durdu. En büyük düşmanları eğitim ve adalet depremle mücadele ediyoruz kılıfı altında anaokulundan üniversiteye eğitimi durdurdular. KYK yurtlarını boşaltıyoruz derken gençlere de çöp muamelesi yaptılar. Haçtan dönenleri karantinaya almak için de yine öğrenci yurtlarını boşaltmışlardı. Zaten ilk geldiklerinde seçim araştırmalarını önlerine koyup bakınca dediler ki bu millet okudukça bize oy vermiyor, bize diplomalı cahil lazım.'' önce orta öğretimi böldüler. Ardından her ile yüksekokul, üniversite açıyoruz kandırmacasıyla sayıyı çoğaltırken niteliği düşürdüler. Kasaba akademileri esnafa ve ev sahiplerine müşteri oldu. İyi eğitim verme gayretinde olan İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlara da içeriden müdahale ederek bozdular medyayı ele geçirip muma çevirdiler, rahatça sömürebilecekleri biat etmiş, sinmiş, cahil ve kindar bir toplum yaratmak için az çok başarılı da olmuşlardı ki, öyle bir sallandık, öyle bir yıkıldık ki, üstelik de iktidarın en çok oy aldığı Kahramanmaraş, Adıyaman, Urfa gibi illerde. İktidar da rejimiyle, kurumuyla enkaz oldu. Varlık nedenini ve halkın devleti olan güvenini yitirdi. Ahbaba niye kızıyorlar? Afada değil, ahbaba güveniliyor. Şimdi seçim erteleme gayreti öyle mi? Bu seçimler yapılacak ve bu ekip bu sistem gidecek. Yeni gelenler depremin değil sistemin enkazını kaldıracak. Kolay değil. Deprem bir dakika sürdü. Bu iktidar 20 yıldır sürüyor. Enkaz çok. Zor olacak ama iyi olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.